Bir lafı kabul etmiyorum ben. Hiç kimseden. Şenol Güneş'ten veya Rüştü Reçber'den veyahut da Rıdvan Dilmen'den veyahut da Uğur Karakulluççu'dan yahut da Fatih Terim'den yahut da kimse yani. 14 yabancı fazla. Niye? Veya 6 yabancı niye ideal? Niye mesela? Mesela niye 6 artı 2 idi? Niye 5 değil? Niye 8 değil? Yani niye ya? Niye? Niye? Şimdi 14'ün burada bir mantığı vardı. 14 tane Türk almak zorundasın. Yarı. Diğer 14'ünü almak zorunda değilsin. İstersen 28 kişilik kadronun tamamını Türklerden oluşturabilirsin. Altın Ordu gibi. Ama en az 14 tane Türk bulunduracaksın. Şimdi 14 fazla ne der? Mesela 11'e düşünce iyi mi yani? Niye? Niye fazla yani? Bu altını, bu neden sorusunu doldurmayan herkese karşı çıkacağım. Bu ister Şenol Güneş olsun, ister kim olursa olsun. 14 yabancı fazla. Bence az. Mesela bana göre de az. Bana göre 25 tane Türk yabancı olsun. Aynen. Anladın mı? Hani Türk olmak zorunda olmasın hiçbir takımda. Ha. Altını dolduramadığınız her türlü eleştiriyi, her türlü önerinin karşısında olacağım. Ben Türkiye'de altyapılarından bir altyapı fetişizmi de var Türkiye'de. Altyapıdan da iyi futbolcu yetiştirilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü altyapıda altyapı işi bir dertlenme işi, bir mesele etme işi, bir kafaya takma işi, eğitim işi. Türkiye'de eğitim iyi bir alan değil, bunu kabul edelim. O zaman Altın Ordu ne yapmışsa, getirin Altın Ordu'yu altyapı koordinasyonlarının başına Mehmet Seyit Bey'i. Kardeş sen ne yapıyorsan yap de. Sen bunu nasıl yaptın Altın Ordu'dan? Bütün Türkiye sana uyacak abicim. Değil, o zaman bir manası olur. Yoksa ben herhangi bir altyapıdan herhangi bir futbolcunun çıkacağında açıkçası bu yasaklamayla olacağını sanmıyorum.